Efendim şimdi tabii gelen mesajlarda da bütün bu gerilimli havayı seziyoruz. Yani öyle bir zamandan geçiyoruz ki diye başlayan pek çok mesaj var. Seçmen de gerçekten bu ülkenin kıymetli insanları da hakikaten yorgun ya. Gerçekten yorgun yani. Peki bakalım şimdi Türkiye'nin önemli bir meselesi var. Sığınmacı sorunu. Bu sığınmacı sorunuyla ilgili de öneriler, tartışmalar, yine eleştiriler, suçlamalar, pek çok şey duyuyorsunuz. Bir yandan da efendim Meral Akşener, İyi Parti Genel Başkanı bir öneride bulundu. Sığınmacılara karşı Güney Ordusu. Güney Ordusu o sınırları koruyacak, orada bir karargah, bir komutanlık kuracağız. İyi Parti lideri Meral Akşener ilk kez açıkladı. Millet İttifakı'nın sığınmacılara ilişkin yol haritasında Güney Ordu Komutanlığı kurulması da var. Hem kaçak geçişlerin engellenmesi hem de Güney sınırında terörle mücadele için plan hazır. Birinci ordu, ikinci ordu, Ege ordusu, Güney ordu. Bütün sınırların yani eleğe döndüğü, kevgire döndüğü bir noktada Sayın Erdoğan'ın ve arkadaşlarının bekayı muhafaza etmeleri mümkün değil. Geri kabul anlaşması yaptılar. Yani Türkiye'yi bir anlamda sığınmacı deposu haline getirdiler. Türkiye'yi buradan kesinlikle çıkaracağım. Sığınmacı nüfusunun yoğun olarak yaşadığı bölge Hatay. Sadece Kılıçdaroğlu da değil, konuşmasını dinlemeye gelenlerin mesajları da hep sığınmacılar üzerine. Sadece dinleyicilerin yazdığı, senin üşenip gitmediğin sandığa Suriyeliler koşarak gidiyor mesajıyla sınırlı değildi Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı salondaki mesaj. Sahnede de göçmenler ülkeyi ele geçirmeden karar ver diye yazılıydı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da Hatay'daki konuşmasının büyük bölümünü sığınmacılara ayırdı. 2 yıl içinde göndereceğiz dedi. İktidar sahipleri diyorlar ki biz sığınmacıları göndermeyeceğiz. Önümüzdeki seçim bu bağlamda önemlidir. Projemiz hazır. 2 yıl içinde herkesi kendi ülkelerine göndereceğiz. Bizim sınırlarımız vardır. Bir karışına hiç kimse zeval getiremez. Bir karışına bile. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hattı müdafaa değil, sattı müdafaa vardır. Sınır güvenliği ile birlikte 400 bin dolarlık ev karşılığı vatandaşlık verilmesi, Türkçe bilmeyen seçmenlerin oy kullanması da tartışılmaya devam ediyor. Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, İlker Karagöz'le Çalar Saat'teydi. İktidara yakın televizyonun canlı yayınına da yansıyan anlara tepki gösterdi. Görmüş olduğunuz gibi beyefendi daha oyunu atıyor. Hayırlı uğurlu olsun efendim oyunu. Barakallah, hayakumullah. Elhamdülillah yani ana lem ara intikabat demokratiye kema raituha fi Türkiye. Adam fiyak ciyak ediyor, oy kullanıyor. Bu adam bir de Türkiye'de demokrasi dersi veriyor. Ama Numan Kurtulmuş, bundan haberim yok diyor. Hiç Türkçe dahi bilmeyen birine nasıl vatandaşlık verildi tartışması? Şimdi. Yani eğer vatan, ben videoyu bilmiyorum. İçişleri Bakanı ile Numan Kurtulmuş'un verdiği birbiriyle tutmayan Suriyeli sayısı da muhalefetin gündeminde. Şu anda Türkiye'de toplam Suriyeli sayısı 3 milyon 381 bin. Şu anda resmi rakamlarla Türkiye'de 4 milyon 994 bin Suriyeli var. Yabancı seçmen sayısından. Bunlara kim vatandaşlık verdi? Haberin yok mu? Efendim şimdi bu rakamları duyuyorsunuz. Bu rakamlar hükümet yetkililerinden, iktidar partisinin genel başkan vekilinden geliyor. Şimdi bu rakamlar bir şey anlatıyor bize. Bir kere söylenen, telaffuz edilen 1,5 milyon kadar falan fark var ikisi arasında. Dolayısıyla memlekete gelen giden belli mi? Bu sığınmacı konusuna, tartışmaya şu iki açıdan bakıyor taraflar. Efendim bu insanlığın gereğiydi, yapmak zorundaydık, kabul ettik. Bir diğer tarafsa göndereceğiz, işte ülkede düzeni bozuyor filan diye. Bakın bu ikisinin bir kesişim kümesi var. Böyle bakmak lazım. Meselenin insanlıkla kesinlikle bir ilgisi var ve Türk milleti, bu ülkenin kıymetli insanları zaten görevini yerine getirmiştir. Suriye'de bütün bunların neden yaşandığı da ayrıca tartışmalı ama ona başka zaman bakarız. Efendim şimdi bu insanlar geldiler. Tamam. Fakat bunun bir kontrolü olması gerekir. Bunun
bir planlaması olması gerekir. Öyle oldu mu? Hayır, olmadı. Bir çeşit ucuz iş gücü gibi pek çok işveren tarafından da kullanıldı. Kullanılmaya da devam ediyor. Kimin yerine? Bu ülkenin kendi insanlarının yerine. Dünyada hiçbir ülke bunu yapmaz. Bu şekilde yapmaz. Bu şekilde yapmaz. Ve Türkiye'nin komşularının ve Avrupa'nın rahatı için bir yandan da bir yığın anlaşma şu bu yapıldı. Bu tür efendim anlaşmalar nasıl devam ediyor, ediyor mu? Onu da görürüz ileriki günlerde. Fakat herkesin paylaşması lazım bu yükü. Bu yükü sadece Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaşları paylaşamaz. Yani bunu üstlenemez sadece. Yani bu aynı zamanda bir insanlık meselesi, doğru. Zaten sabrediyor herkes. Zaten elinden geleni yapıyor. Fakat bu bir insanlık meselesi ise ya Türk vatandaşlarının da birazcık böyle bir bakış açısına ihtiyacı yok mu? Ya bu ülkenin insanları da insan değil mi? Onlara da bu yaşadıkları sorunlarla üstlendikleri yükle ilgili bunca işsizlik varken, bu kadar ekonomik sıkıntılar varken onlara da biraz ya bu Türk vatandaşlarının başına gelen de insanlık meselesi diye bakmamalı mı ya?